Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beyza ile birlikte Beyza'ya çok güzel ürünler sunacağım. Fakat bundan Beyza'nın haberi yok. Şu anda burada kutuda duruyor. Bekliyorum. Evet Beyza. Şimdi biraz senin günlük hayatta kullanacağın ürünler var burada. Biraz da ihtiyacın olan ürünler aslında. Bence konuyu çok uzatmadan direkt geçiyorum ilk ürüne. Tamam. Bakma. Tamam, bakmıyorum. İlki. Hoparlör. Evet. Oyuncu hoparlörü. Bilgisayarda da kullanabilirsin ve telefonda da kullanabilirsin eğer powerbank'e takarsan. Nasıl powerbank'e takarsın? USB girişi vardı diye hatırlıyorum. Biraz incelemiştim. Bir bakalım o zaman. Bakalım içine açalım. Beraber bir kutu açılışı yapalım. Tamam. Hatta sen baka gör. Ben de tamam. Ne özellikler sunuyormuş onlara bakalım. Mikado Glayer modeli bu arada arkadaşlar. Evet, en sevdiğim alan var. Bu. Bunu sonra kullanacağım. Yani bir telefonla takıyorsun, diğerinde powerbank'e takıyorsun, güç veriyorsun. Çok güzel ses deneyelim veriyor. Deneyelim o zaman. Evet, deneyelim. Şuradan da bağlarken buradan da ses ayarını yapabiliyorsunuz bu arada böyle. Erç hepsinde var ama yine de bunun bilgisini verelim. Bakalım nasıl bir ses verecek. Şimdi ben en az sese getireceğim. En az sesten arttıracağım. Şimdi USB bağlayınca renkler yandı. Jack'ı da girdik. Işıklı mışıklı dedim, Beyza sever. Evet, şu anda kısıkta. Biraz şu ses verelim. En kısıkta. YouTube'da da yüksekte mi? Hemen bakıyorum. Evet, en yüksekte tamam. Şu an. Tamam. O zaman yavaş yavaş başlatıyorum. Güzel. Kalitesi iyi bu arada. Biraz patlıyor ama güzel evet, bence. Ama güzel ses veriyor. Yani bir equalizer programı yüklenirse onun var ve şimdi. Patlayan bir yere getir. Gelmiyor, duymuyorum. Duymuyor musun beni? Arkadaşlarla partilemek için falan bazen olur ya. Bunu alıyorsun, şey moda sahile gidiyorsun. Moda sahile powerbank'ine bağlıyorsun. Yani moda sahilede bilemiyorum. Tabii, tam keko. Ya bilmiyorum. Buradan da kekolara selamlar. Bence oyun için de mantıklı. Evet, bunu yan yan koyarsan böyle güzel bir ses deneyimi yaşayabilirsin. Ve arkadaşlarla partilemek bence en önemlisi. Güzel. O zaman? Hissettiriyor yani. Güzel hissettiriyor. Fiyatı ne kadar peki bunun? Senden bir fiyat tahmini alalım o zaman Beyza. Peki gündelik yaşamda kullanacağım ve çok hani aradığın bir şey bu. Buna ne kadar verirsin yani? Ya şimdi şöyle artan kuru da düşününce böyle 700 lira falan aklıma geldi. 305 TL. Evet. Oha çok iyi lan 305. Ya bilmiyorum bunun piyasasını daha önce araştırmadım bu arada ama artan her şeyden sonra bu kadar da güçlü bir ya ses kapasitesi verince 305 çok iyi, makul bir fiyat. 400-500 TL şu an ikili hoparlörler bu güce sahip yani. Çünkü 3-3 6 watt bir çıkış sağlıyor. Hani bu teknolojide yani bu gücü veren hoparlörlere baktığımızda 400 TL, 450-500 TL falan. O yüzden... iyi bir kalite o zaman. Tamam, hayırlı olsun. Sıradaki ürüne geçiyoruz. Geçelim, ben bunu bunun içine koyayım. Evet, şimdi biraz da seni daha çok ilgilendiren, daha çok ihtiyacın olan bir ürüne geçeceğiz. Ne? Sen bir videoyu çektiğin zaman evet. Bu videonun içeriğini yazmak için en çok neye ihtiyaç duyuyorsun? Klavye. Ve senin şu anda kullandığın laptoptaki klavyede ufak tefek ya, sorunlar evet. Var. Evet. Şöyle klavye. Everest'ten. Ay. Çok güzel ve Everest'in kablosuz. Everest'in daha öncesinde de bir klavyesini incelemiştim. Böyle daktilo tarzı olanlar. Ve beğeniyorum. Ama daktilo tarzı olanlardansa yazı yazmak için gömülü bu klavyeler tabii ki çok daha güzel. Baksana taşınmak yani. Açısından da zamanında bunlardan çok istemiştim. Şu hissiyat mükemmel yani. Şöyle hatta size de gösterelim. İçerisinden bir mouse. Şu an zaten detaylarda da görüyorsunuz. Bakın ne kadar küçük olduğunu. Elim burada. 1,5 karış. Evet. Getir elimizi. Aynen. Bu çok küçük elin. Evet. Ben biliyorum. Şimdi en önemli şeylerden biri tabii ki tuş hissiyatı. Bunun ne kadar çok ses çıkarıp çıkarmadığı da bence önemli. Hazır mısın? Bayağı ses. Tam ofis yani. Şu klavyenin gömülü olma olayı hani şundan dolayı çok güzel. Bütün tuşlara çok kolay erişiyorsun. Aynen. Hani hızlı yazı yazarken hem hata payı azalıyor. Tabii ki birazcık küçük olduğu için normal klavyelere göre parmak alışması biraz daha zor olacaktır. Ama gömülü tuş dizilimine sahip olduğu için bütün tuşlara hani tuşa sert basayım gibi bir şey yok. Çok ufak bir dokunmada kolay bir şekilde tuşa basıyorsunuz ve yazım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda inceliğini de görüyorsunuz, bayağı ince. Yani al bunu çantana at, laptopunun yanında gezdir. Aynen. Şu detay da benim için bence önemli. Çünkü bazen
şu yukarıya doğru kalkma hissini istiyorsunuz klavyelerde. Ve bence şu detay benim çok hoşuma gitti. İhtimalle hani, detaylarda görünüyor şu an. Şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bu yükseklik yetmedi. Bunu laptopa koyduğun zaman... Aa, aynen çok mantıklı. Bir de kaymıyor bak, altına kaydırmaz yapmışlar. Evet. Yani başka yüksek bir yere koyduğunda da kaymıyor. Çok mantıklı. Şurada bir büyük ihtimalle pil yerimiz var. Açalım burayı. Kaç tane pil gerektiriyor? 2 galiba. 2 pil gerektiriyor. Bunda da var. Daha ve kalem şöyle... pil bu evet. Arada. Art bakarken ben de buna baktım. Yine buraya da bir kalın pil, mouse'u içinde bir kalın pil gerekiyor. Altta böyle USB'si var, çıkartabilirsem. Evet, çıkarttım. Bunu da taktığınızda bilgisayarınıza, artık nerede kullanıyorsanız, direkt ikisini birden çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Bence bu kolaylık güzel. Çünkü ekstradan yer kaplamıyor. İki tane USB takıyorsun bazen, farklı bir şey takamıyorsun. O yüzden bu detay bence güzel. Mouse'da da oldukça hafif bu arada. Bakayım bayağı. Ben mouse'la bir elime alayım nasıl oturuyor. Ele de oturuyor bu arada. Klavyeden biraz daha sesli tuşları. Evet. Ama tabii biz daha çok klavye odaklı hani iş yapıyoruz. Tabii ki mouse'da kullanacağız. Ama ikisi de güzel yani. O zaman senden bir fiyat tahmini alalım. Fiyat tahmini yapınca şimdi malzeme kalitesi, hafifliği, kullanışlığı. Mobilitesi. Mobilitesi, kompakt tasarımı ile beraber. Ben bunu bir 500 derim. Bombayı patlatıyorum. Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 300-350 TL arası bir fiyatı var. Çok iyi fiyat lan. Bir de böyle bazı sitelerde indirimi yakaladın mı? Evet. Çok çok uyguna getirebilirsin. Sepette indirim olabiliyor. Aynen indirim öyle. İndirim kuponu olabiliyor. Bence çok iyi. Ben kaçırmazdım yani. İhtiyacım olsaydı anında alırdım büyük ihtimalle. Bunları da alalım o tarafa. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sıradaki ürünümüz iş dışındaki Beyza'yı ilgilendiriyor. Akşamları yani, canı sıkılan Beyza'yı ilgilendiriyor. Yani Marantçı Beyza. Geliyor. Kulaklık mı? Evet. Ve Rampage Hydra. 50 milimetrelik sürücüleriyle bizleri karşılıyor. 32 ohm empedans gücü var. 108 desibel ve 3 desibel arası bir hassasiyeti. 2 metrelik USB kablosu bulunuyor. Aynı zamanda sanal 7.1 desteğinde olduğunu söyleyelim. Yani şöyle, sanal 7.1 nedir sana anlatayım. Diyelim ki Valorant'ta sağ önünden bir adam ateş ediyor. Evet. Ve sen bu kulaklık sayesinde sağ önünden ses geldiğini anlayabiliyorsun. Ya benim için bu arada her zaman tabii ki çok özür dilerim. Tabii ki kullanım çok çok önemli. Ama ben kendi kulaklığımda bunu çok yaşıyorum. Bir süre sonra, yani neredeyse 3 saatten sonra, yani normal midir bilmiyorum ama kulağımda kesinlikle ağrı yaratıyor ve başım ağrıyor artık. Şimdi bayağı kesiyor kız sesi. O halde geliyor bile. Geliyor mu ses? Geliyor ama aşırı kesiyor. Bence çok iyi. Ki şey, yani aktif gürültü engelleyicisi yok yani şu anda üzerinde tam bulundurduğu şeyle. Tam böyle kulağımı kapattı yani. Hele bir de yayın açıyorsanız bununla beraber. Tabii bunu deneriz belki daha sonrasında ama yani yayın açıyorsanız hele şu biliyorsun bayağı evet. Bir önlüyor sesleri. Bence oldukça güzel. Mikrofona bak, bayağı işlevsel. Aynen öyle. Burada bir çark yapmışlar. Bir de ışıkları açıp kapatmak için, hatta hemen ışığı da gösterelim. Bak şimdi başlatıyorum ışığı. Çalıştı mı şu an? Dön kulağının diğer tarafı. Dur şu tarafı. Şu an kırmızı. Tabii bu ışık değişmiyor, tek renk. Aa, değişiyor. Böyle döndürdüm. Kaç, ne oldu renk? Oradan değil. Full değişiyor yani. Sen hiçbir şey yapmasan da değişiyor. O sesi açıp kapatma. İlk kırmızı başladı. Şimdi yeşil, değişiyor mavi. Ama kırmızıyken çok güzel duruyor. Kenarları da kırmızı ya, o yüzden. Bir de bak şurası, şu kafa kısmı, süngerleri çok yumuşak. Şu detaydı yani, görsele önem veriyorsanız bazı kullandığınız ürünlerde. Şuradaki bir dikiş detayı var. O dikiş detayının gerçekten ne kadar güzel olduğunu yakından görmenizi istiyorum. Detaylarda mutlaka görüyorsunuzdur. Öyle bir dikelim de geçelim gibi değil. Bu düşünülmüş bir dikiş detayı kesinlikle. Ve Rampage'si da bence oldukça güzel duruyor. Kırmızı da her evet, zaman asil. Evet, fiyat bilgisi alalım. Ama şimdi performansını da değerlendirmedik. O da var da. Şimdi ben kendi kulaklığımı 450'ye falan almıştım. Hı hı. Memnun musun kendi kulaklığından? Ya memnunum da bir süre sonra kafamı ağrıtıyor. Yani bir de şu kaliteye bakınca, şu kenardaki süngerlerin kalitesini, bunun biraz daha pahalı olduğunu düşünüyorum ve şuradaki detay, açma yani, kapama detayı. Alt segment yanda değil yani. Evet, yani bayağı iyi bir şey. Ya bence bir 600'ü vardır bunun. 600 vardır o yani. O zaman açıyorum. Tam böyle kulağıma da oturdu böyle. Bir de mikrofonu falan da var. Benimkinin mikrofonu yok mesela. Açıyorum. Yayın açıyorsan falan. Güzel yani bence. Nasıl duruyor acaba? Çok merak ettim. Ne kadar?
600. Ya bu işlerde iyiyim yani. Neyse iyi fiyat ya, evet, bence. Ama bunun güzel. Tabii ki de bunlar bir ön inceleme. Yani bir kutu açılışı yaptık. Ön fikirlerimizi değerlendirdik. Tasarımına baktık. Malzeme kalitesine, fiyatına baktık. Ama tek tek incelemelerini yapacağız. Ve bununla ilgili en azından test ederken bize sundukları nasıl, ses kalitesi nasıl bakacağız. Bunu hoparlör içine, klavye içinde söyleyelim. Yani klavyeyle şöyle bir test yapacağız. İki farklı klavye olacak. Evet. Benzer fiyata sahip hızlı yazma testi yapacağız. O yüzden önümüzdeki günlerde yeni incelemeler için takipte kalın. Ben ürünleri gerçekten beğendim. Hele ki bu fiyata ürünler. Eğer donatmak istiyorsanız kendinizi, tabii ki birazcık daha birisi ofis, birisi oyuncu falan, evet, ama dilerseniz bence çok uygun fiyat ve tabii ki denedikten sonra daha detaylı bilgi veririz ama bence kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Çünkü çok uygun fiyatlar. Kaliteye bakınca da kesinlikle vasat bir şey olduğunu hissetmiyorsunuz. Sizi uzun süre idare edecek, evet, malzemeler olduğunu söyleyebilirim. Şu malzeme bile özellikle, yani şu kulaklığın üst tarafında bulunan metal, yapı metal zaten. Bir de şöyle bir şey, hani şu esnetmede bile hani hiçbir zarar görmeyeceğinin garantisini veriyor. Tabii ki alın, böyle kullanmayın. O zaman önümüzdeki günler kutudan çıkan tüm ürünleri denilemesini inceleyeceğiz. Keşke biraz döngüz. Yani olsun be. Temel ihtiyaçları karşılıyor şimdilik. Tamam. İşte daha da böyle özel ihtiyaçlar yine zamanlı olacaktır tabii ki. Şu anda senin en çok ihtiyaç duyduğun 3 şeyi senin için getirdim. Bu yüzden bunların da tabii denilemesini, incelemesini yapacağız. Tamam. Yeni videolardan haberdar olabilmek için takipte kalın. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı yazın. Ben de okuyayım, beğeneyim. Sonra sizlerle konuşalım. Siz daha önce Rampage kullandınız mı? Bunlardan bahsedelim. Üründen memnun musunuz? Falan filan. O kadar. Hoşçakalın. Bay bay.